çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyin'den hepinize selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Bugün göndermiş olduğunuz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Vaktimiz el verdiği süre içerisinde saat 10.30'a kadar devam edecek yayınımız. Efendim dün yükseköğretim giriş sınavı vardı. Öğrenciler sınavlarına girdiler. Bir üniversite okuyabilmek, bir üniversite hayaliyle efendim kendilerine tanınan zaman dilimi içerisinde soruları cevaplandırmaya çalıştılar. Belki ilkokuldan itibaren ortaokul ve liseyi neredeyse bütün eğitim yaşamını kapsayıcı bir vaziyete dönüşmüş olan ülkemizde üniversiteye giriş sınavı birçok çocuğun maalesef hem kabusuna dönüşüyor hem çocuk ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İlkokul, ortaokul, lise boyunca tam 12 yıl çocuklar okullarda aldıkları dersleri bir şekliyle sanki özetini 2 saat içerisinde, 3 saat içerisinde kendilerinden istenilen rastgele seçilmiş soruları cevaplandırarak eğitim yaşamlarının geri kalan kısmını, kariyer yaşamlarının geri kalan kısmını tamamlamaya çalışıyorlar. Bir yol ayrımı olduğundan dolayı evet çocuklar sınava girmeden önce ve sınavdan çıkıp da önümüzdeki günlerde acaba açıklanacak olan kazandığı kazanamadığı şu kadar puan aldı derecesinde kendilerini kaçıncı sırada göreceklerinin de şu anda bir beklentisi içerisindeler. Anne babalara buradan tavsiye etmek isterim ki çocukları üniversite sınavına girmiş olan ebeveynler çocuklarına bir sonraki sınava da çünkü girecekler bir süre sonra ikinci sınava girecekler. Bu birinci ile ikinci sınav sırasında arasında çocuklarıyla biraz dinlensinler. Alsınlar başlarını bir yerlere gitsinler. Köye gitsinler, teyzesinin yanına gitsinler, anneannenin yanına gitsinler, babaannenin yanına gitsinler. Bir süre çocuk şu sınav ve stres ve kaygıdan uzak kendisine şöyle bir gelsin. Çok yüklenilen zihin bir süre sonra problem açacak olan zihindir. Çok baskı kurulan duygu problem açacak duygudur. Çocuklarsa bu sınava hazırlanırken gerçekten çok fazla yükleniyorlar kendilerine. Sadece kendileri yüklenmiyor ki. Dershanede hocası, efendim okulda öğretmeni veya öğretmenleri, dışarıda arkadaşı, yukarı kattaki komşusu, aşağı mahalledeki komşusu, teyzesi, halası, dayısı, bir de anne babası çocuğun içeride ayarlarını bozuyor. Duygu dünyasındaki ayarlarını bozuyor. Stres ayarlarını bozuyor çocuğun. Böyle olunca izin verin biraz çocuk bu sınavdan sonra efendim şöyle kafasını dinlenebileceği, temiz hava alabileceği, kırlarda koşabileceği ve hiçbir şeyi umursamayıp efendim günler geçireceği bir yere gitmesinde fayda var. Öte yandan bir başka gerçeğin de altını çizmekte fayda var. Efendim övüngen kişiler belki çocuklarının başarılı olacağı konusunda oldukça emin olan kişiler ya da çocuklarının başarısız olacağı konusunda oldukça emin olan kişiler efendim konu komşunun üniversite sınavına giren eş, dost ve akrabasının çocuklarının sınavlarının nasıl geçtiği ile ilgili habire didikleyici sorular sorarlar. Veya efendim sınav sonuçları açıklandığı sırada merak içerisinde habire herkes birbirinin çocuğunun kaç puan aldığını kimi zamanda iğneleyici sözlerle efendim sorular sorarlar. Anne babalar efendim çocuklarına yönelik olarak çocuklarının girdiği bu sınavı, bu kendisine has özel sınavı efendim didikleniliyor olmasını
biraz engellemesi lazım. Yukarıdaki komşu, ay sizin kızınız da sınava girmişti, kaç puan aldı acaba diye başlayan soru, aslında belki de kendi çocuğunun yüksek puan aldığını size duyurmak için bir zemin hazırlamak üzere kullandığı kelimelere dönüştüğünü biraz sonra göreceksiniz. Bizim çocuk işte bu sene 350 puan aldı. Ay ay çok önemli değil, olsun olsun olsun. Geçen yıl bizimki de o kadar almıştı. Bu yıl maşallah bizimki tam puan aldı. Hiç önemli değil. Siz birazcık daha çalışırsanız kazanır çocuk. Çocukların birbirleriyle kıyaslanmasına zemin hazırlayan, efendim birbirleriyle efendim aldıkları puanları karşılaştırmaya dönük olan iletişim doğru bir iletişim değil. Ahlaki bir iletişim değil, etik bir iletişim değil. Çocuğun aldığı puan çocuğun kendisine aittir ve o puan bir başka çocukla kıyas edilmemesi lazım. Hele ki kişi kendi çocuğunun yüksek not almasını eğer bir başka çocukla kıyaslayarak kendi çocuğunu duyurmaya çalışıyorsa o hiç etik ve ahlaki bir iletişim değildir. Daha da ötesinde, belki de çocuğunun kendi düşük puanına teselli bulabilmek için bir başkasının puanını da yine öğrenip eve geldiğinde de çocuğa eğer gördün mü bak o da düşük puan almış çok da üzülme kızım diyerek bir başkasıyla teselli ettirmeye çalışmak da etmeye çalışmak da yine doğru bir anlayış değil. Ya da tam tersinde bir başkasının yüksek puan almış olmasını çocuğunun gözüne sokarcasına bak ben sana çalış çalış dedim. Bak falancanın kızı ne kadar çalışmış aldığı puanı görüyor musun? Sen çalışmadın kızım, sen çalışmadın oğlum diyerek bir başkasının aldığı yüksek puanı kendi çocuğunun başarısında itici kuvvet olarak kullanmaya çalışmak, başkasını alet etmeye çalışmak, başkasının aldığı puanı alet ederek kendi çocuğunu motive etmeye çalışmak da yine ahlaki bir davranış değildir. Yetişkinler evet merak ediyorlar. Falanca kişi sınavdan kaç aldı, filanca kişi sınavdan kaç aldı. Ama çocuğu düşünürsek eğer, çocuğun duygu dünyasını düşünürsek eğer, belki de kendi kimliği ve kişiliği ve sanki aklının ölçülmesi ve başarısının ölçülmesi ile çocuk özdeşleştirdiği için sınav sonucunu, habire herkesin gelip bu çocuğun özel dünyasına giriş yapması, bodoslama, o çocuğun hayatına girmesi, efendim çocuk ruh sağlığı açısından doğru değildir. Çocuk düşük puan almış, yani 100 kere söyledi, 100 kişi sordu. Ay çok önemli değil dedi birisi. Sınav zaten zormuş dedi birisi. Bir başkası başka bir şey söyledi ama çocuğa kendi efendim düşük puanını 100 kere hatırlatmaya, 100 kere incitmeye gerek var mı? Her birisinin karşısında çocuk kıvrım kıvrım oldurmaya gerek var mı? Zaten bir şekliyle ölçme ve değerlendirme sistemi, yani liseyi bitirip üniversiteye giriş sınavları zaten bir şekliyle çocuk ruh sağlığına uygun olmadığı ve bir de yetişkinler de bunun üstüne efendim tuz biber ekerlerse kendi çocuğunuzu kendi ellerinizle veya tanıdığınız bir çocuğu kendi ellerinizle incitmiş, kaygılandırmış, efendim aşağılandırmış olursunuz. Dolayısıyla belki de bu bir toplumsal bilince dönüşmesi açısından ve bir bilinç kazanması açısından denilebilir ki üniversite sınavı veya SBS sınavı, gençlerin girdiği sınavlar öyle herkesin konuşma konusu olmaması lazım. Sınav sonuçları didiklenir bir vaziyette çocukların, gençlerin üstüne gidilmemesi lazım. Kıyas edilecek bir durum oluşturulmaması lazım. Bu o çocuğun özelidir ve kendi özelini herkese de açmak zorunda değildir. Efendim, sınavla ilgili olarak, dün yapılan sınavla ilgili olarak belki paylaşacağımız daha çok şey var ama özünde şu yatıyor ki çocuğa şimdiye kadar yaşamış olduğu sınav, kaygı, stresi azaltmak için anne babalar kendilerinde bir görev bilsinler. Bazı şeylerin kaybı üniversite kaybından daha ağır oluyor maalesef. Gönderdiğiniz mesajlara bakmak istiyorum. Şimdi önümde duran Tuğba Hanım'ın mesajı var. Efendim üniversite çağındaki gençlerden şimdi ta aşağı yaş gruba doğru iniyoruz. 50 günlük bir bebeği olan Tuğba Hanım. Dünyanın hali
bir grup anne baba çocuklarını üniversiteye hazırlarken, bir grubu torun sahibi olmak için hala anne babalığını duyarken, bir grupta var ki geriden daha yeni bir günlük, beş günlük, elli günlük bebeğiyle ilgili efendim kaygılar yaşıyor, sorunlar yaşıyor. Tuğba Hanım da onlardan bir tanesi ve şöyle sormuş. Hocam bebeğim 50 günlük, ileride ona anne olarak vazifemi doğru yapabilmek için kitaplarınızdan istifade ediyorum. Ancak ihtiyaç duyduğum birkaç noktada yardımcı olabilirseniz sevinirim. Acaba hangi yaş grubunda hangi davranışlar öğretilebilir ya da bir objeye dokunmaması gerektiği hangi yaşlarda çocuk algılayabilir? Bu gibi somut örneklerden faydalanabileceğim bir kaynak var mı diye yazmış sorusunu Tuğba Hanım. Tuğba Hanım, şöyle söyleyeyim, bebeğiniz daha 50 günlük, Allah uzun ömür versin, Allah güzel bir ailenin içerisinde yetişmesini nasip etsin. Şöyle söyleyeyim ki, hani bir atasözü var ya, çocuk kal ile değil hal ile yetişir. Yani çocuk söz ile değil göz ile yetişir. Çocuk görerek yetişir. Çocuk ebeveynini hissederek ve ebeveynin davranışlarıyla kendi davranışlarını oluşturur. Dolayısıyla çocuk yetiştirmenin ön şartı, ilk şartı ve erken çocukluk döneminde, çocuğun o 1-4 yaşları arasında ve okul öncesi dönemde çocuk yetiştirmenin en temel düsturu, kuralı, ebeveynin, anne babanın çocuğa kazandırmak istediği davranışları kendisi yaşamasıdır. Çocuğa bu yaşlarda davranış öğretilmez. Ancak çocuk davranışı öğrenir. Kimden öğrenir? Ebeveyinden öğrenir. Kimden öğrenir? Çocuğun yanındaki yetişkinlerden öğrenir. Şimdi bir baba evin içerisinde sesini yükselterek konuşuyorsa, bir anne çocuğuna karşı saygısızca davranıyorsa eğer, dudak büzerek konuşuyorsa, her cümlesi kesik kesik, üç tane arka arkaya devam eden sohbet şeklinde cümlelerle değil de hep itici, hep dışlayıcı cümlelerle konuşuyor ise, böylesi bir annenin çocuğu öyle olur. Eğer bir evin içerisinde huzur ve sükun varsa, sükunet varsa, o takdirde o çocuğun hali, duygu dünyası huzur ve sükun içerisinde olur. 50 günlük bir bebeğin bulunduğu evde, televizyon açık, baba internetin arkasında, anne ayaklarını uzatmış, işte o da başka bir alemdeyse, çocuk ortalıklarda dolaşıyor ise, şu anda siz çocuğunuza bu davranışın eğitimini veriyorsunuz. Çocuk evin içerisinde, habire dürtü alanlarının içerisinde, efendim televizyonun sesi bir taraftan, internetin sesi bir taraftan, annenin elindeki cep telefonuyla oynaması bir taraftan, şu anda çocuk bu dürtü alanının içerisinde kendi duygu dünyasını oluşturuyor, kendi davranışlarını oluşturuyor. Dolayısıyla Tuğba Hanım, bebeğiniz daha küçük. Şu anda onun en çok ihtiyacı olan şey efendim güven duygusu. Siz her halükarda 2 sene boyunca çocuğunuza kazandıracağınız zeminin adı güven duygusu. Çocuğunuzu alın, efendim birlikte yatın, sizi doyasıya koklamasına izin verin. Siz de doyasıya 2 yıl boyunca çocuğunuzu koklayın, emzirin, ona bir kaygısızlık hali yaşatın. Çocuğunuz önce bu zemini mutlak suretle oluştursun. Ondan sonra ise çocuğunuzu, zaten bu dönemde de devam eden şey olması lazım, hangi davranışı yapmasını istiyorsanız çocuğunuzla öyle konuşun. Eğilin, dizlerinizin üzerine biraz bedeninizi kırın, gözlerinin içerisine bakarak konuşun. 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında ona hiç saygısızlık yapmayın. Onun aziz bir misafir olduğunu, henüz küçük bedeniyle sizin evinizin içerisinde bir süreliğine misafir olacağını hiç unutmayın. Eğer böyle aziz davranırsanız çocuğunuzun da size aziz davrandığını göreceksiniz. Ama efendim dünya işlerinin telaşı işte, konu komşunun işleri işte, sağa çıkmam lazım, sola çıkmam lazım, şunları yetiştirmem lazım diye çocuğunuzu ihmal ederseniz, ki günümüz çocuklarının en temel problemi ihmal ediliyor olması,
Anne diyor ki çocuğun yanındayım. Ya sevgili anne, sen çocuğun yanındasın da fiziken yanındasın. Ruhen yoksun ki yanında. Açmışsın televizyon seyrediyorsun. Fizik olarak çocuğun yanında varsın ama ruh olarak televizyonun içerisindesin. Anne baba çocuğun yanında evet var ama anne baba çocuğun yanında yok. Günümüz çocuklarının en temel problemi ihmal ediliyor olduğu. Dolayısıyla Tuğba Hanım, yolun başındasınız. Eğer kendinizi çocuğunuza doyasıya bırakabilirseniz ve çocuğunuzla duygusal bir bütünlük kurabilirseniz ve çocuğunuza davranışlarınızla örnek olabilirseniz, dişlerini fırçalamasını istiyorsanız dişlerinizi fırçalayın. Göreceksiniz o dişlerini fırçalamak için çaba sarf edecek. Eğer bir işi nasıl yapacağını tarif etmek istiyorsanız aklınızla değil bunu kendi davranışlarınızla tarif edin. Eşyaya dokunmaması gerektiğini, eşyaları kurcalamaması gerektiğini, bazı eşyaları efendim ellememesi lazım gerektiğini ne zaman öğreteceğiz diye bir de soru sormuşsunuz. Çocuk merak duygusu içerisinde, özellikle ilk 4 yaştan bahsediyorum. Merak duygusu içerisinde elini attığı her bir şeye ulaşabileceği özgürlüğü olması lazım. Çekmeceleri karıştırabilecek özgürlüğü olması lazım. Masanın üstünde duran kalemi alıp kapağını çıkartabileceği özgürlüğü olması lazım. Bu dönem çocuğun eşyayı tanıdığı dönemdir. Bu dönem çocuğun eşya ile olaylar arasındaki bağlantıyı kurma dönemidir. Kumandaya, televizyon kumandasına bastığı sırada televizyonun kapanıyor olduğunu gördüğü sırada çocuk, o eşya ile televizyon kapanma olayı arasındaki bağlantıyı çözebilmek için kendisinde oldukça yoğun bir zihinsel faaliyet yapar. Dolayısıyla çocuk eşya ile olaylar arasında bağlantıyı çözeceği bu ilk dönemde oldukça özgür bırakılması lazım. Ve çocuk eşyaya nüfuz edebilmesini, eşyaya hakim olabilmesini bu dönemde yine kazanır. Bakıyoruz ki engellenen çocuk eşyaya dokunma, elleme, yapma, sana kaç kere dedim diye. Hatta çok incitici bir durum. Çocuk elini merak ettiğinden dolayı bir şeye uzatıyor. Anne çocuğun elini alıyor, pat 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 elini vuruyor. Bir daha uzatmayacaksın diyor. Yavrucak öyle birdenbire dudağını büküyor ve ağlıyor. Sonra da uzatmıyor. Ve böylesi bir anne de konu komşuya kendisini överek anlatıyor. Benim çocuğum hiçbir şeye dokunmaz ki. İyi yaptın yani. Çocuk şu anda eşyayı tanıyamadığı kadar, merak duygusunu gideremediği kadar da ileride başına senin o bir bağımlılık ilişkisi içerisinde, efendim ezilmişlik ilişkisi içerisinde yaşama atılmakta da zorluk çekecek. Çocuğun en cesur olduğu dönem, o ilk 4 yaş döneminde çocuğun eşyayı tanımasına izin vermek lazım. Eğer zaten çocuk eşyayı tanımaya başladıktan sonra, bir süre sonra hangi eşyanın kendi işine yarayıp yaramadığını fark ettikten sonra tanıdığı eşyaları bir tarafa bırakacak ve ilgi sahasının dışına çıkartacaktır. Ben tanıdığım ailelerle, bu genişlik içerisinde olmasını tarif ettiğim ailelerle daha sonraki dönemlerde yine karşılaştığımda aldığım geriye dönüş şu hep: hocam çocuk her tarafı elledi, her tarafı döktü, çekmeceleri merak etti, inciyi, boncuğu, cıncığı, annesinin mutfaktaki çekmecelerini, kaşıkları, kepçeleri, hepsini merak etti, yere döktü, kaldırdı, inceledi. Onu aldı buraya attı, bunu aldı buraya attı ve kızımız, oğlumuz evin içerisindeki bütün eşyaları öğrendi. Şimdi bu çocuk başlangıçta bir efendim kepçenin üzerine baktığı sırada kendi yüzünü, gözünü kocaman gören bu çocuk aslında bunun neyden kaynaklandığını ya da nasıl bir şey olduğunu öğrendikten sonra kepçeyi birkaç kere yere vurup onun sesini duyduktan ve kepçenin nasıl bir şey olduğunu öğrendikten sonra artık bu çocuk kepçeyle ne işi var ki? Bir işine yaramaz ki. Dolayısıyla çocuk öğrendiği eşyaların her birisini tek tek bir süre sonra yerine koyacaktır. Yerine koyar. Artık kendi işine yarayacak olduğu belki de oyuncaklarıyla, belki de annesinin en çok kullandığı eşyalarla çocuk ondan sonraki yaş dönemini geçirecektir. Tuğba Hanım, eşyaları mümkün olduğunca kullanmasına izin verin. Oradaki sınırı da şöyle çizin kendinizle. Eğer çocuğunuz bir eşyanın özelliğini öğrendi,
efendim bir materyalin özelliğini öğrendi, bir kumandayı öğrendi. Annesinin mutfaktaki çekmecelerinin içerisindeki kaşığını, efendim kevgirini, efendim kepçesini öğrendi. Uzunca zamanda bununla meşgul oldu, haftalarca meşgul oldu, ayı buldu, meşgul oldu. Ama şu anda bu eşyaları kendi görevinin haricinde kullanmaya başladıysa, o zaman çocuğunuza sınır koyabilirsiniz. Yani çocuğunuz kepçeyi aldı, örneğin balkondan dışarıya atıyor. Ya da kepçeyi aldı, efendim bununla başka bir işler yapmaya çalışıyor. Ne zaman yapmaya çalışıyor? Öğrendikten sonra, öğrendiği halde. Hani deriz ya, yaramazlık yapıyor. İşte öğrendiğini fark ettiğinizde, eşyayı tanıdığını fark ettiğinizde, artık can sıkıntısıyla ve alışkanlıkla o eşyayı başka amaçlar için kullandığını fark ettiğinizde, orada istersen yapma kızım, istersen yapma oğlum diyerek çocuğun o kullandığı eşyayı doğru amaçla kullanılacağı alanın içerisinde tekrar tutmanızda fayda var. Sınır nerededir diye söylediğinizde sınırı da burası olarak ben size çizebilirim. Biz bu tüm hallere duyguda özgürlük, duygu dünyasında özgürlük, davranışta da disiplin olarak tanımlıyoruz Tuğba Hanım. Ancak bir şey söyleyeyim, tüm bu söylediklerimin, yani sınır koyabilirsiniz diye söylediğim şey asla 2 yaş öncesindeki bir durum değildir. Ancak ne zaman oluşur bu? Çocuğun 3,5-4-5 yaşına doğru gittiğinde eşyanın mahiyetini değiştirici, kullanım alanlarını değiştirici efendim yerler temin ediyorsa, oluşturuyorsa işte ancak o zamandan bahsettim. Biraz önceki sınır konulacak durumu da değerli Tuğba Hanım. Ayşe Hanım'ın mesajı var sırada. Ayşe Hanım şöyle sormuş. Merhabalar hocam. Ben bir anaokulunun idarecisiyim. 6 yaşındaki çocuklarımızdan biri her gün büyük abdestini kaçırıyor. Ailesi evde kesinlikle yapmadığını, okuldan gelen şikayetler üzerine önce konuyu ilgili bir doktora, sonra çocuk psikiyatristine götürdüklerini, fiziksel ve psikolojik bir sorunun olmadığını söylediler. Ben bir aydır görevdeyim. 2 hafta her gün düzenli pekiştirmeyle yapmamasını sağladığımı düşünüyordum ki ödülü 3 günden 1 güne çıkarınca tekrar başladı. Okulda onun temizliğiyle ilgilenen arkadaş artık dayanamadığını, bez tutulmasını istediğini söyledi. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Bez tutulmasının hem artısı hem eksileri çok. Bez tutulmasından çok olumsuz etkilenebilir ama altına kaçırınca sınıftaki tüm arkadaşlar, çocuklar o çocuk kokuyor diye bağırıyorlar. Sınıfın bir köşesine sinip çocuk öylece kalıyor. Yapmadığı zamanlarda çok hareketli ve neşeli bir çocuk. Kararsız kaldım, bize bir çözüm yolu gösterirseniz çok sevinirim diye yazmış Ayşe Hanım. Değerli Ayşe Hanım, şimdi aileyle görüşmüşsünüz, kaka kaçırma problemi. Aileyle görüşmüşsünüz, aile de doktora ve psikiyatriste gitmiş ve onlardan aldıkları netice çocuğun fizyolojik ve psikolojik olarak bir probleminin olmadığı söylenmiş. Ama bu imkansız. Bu imkansız. 6 yaşındaki bir çocuk eğer kaka kaçırıyorsa ya psikolojik ya da fizyolojik bir sorunu var. Eğer hekimle görüşüldü ve fizyolojik bir sorunu yoksa o takdirde bu sorun psikolojiktir. Peki nasıl araştırırız ya bu çocuğun sorunu nedir diye, ben size yol göstereyim. Böylesi çocuklar genellikle çok ağır, kendilerinde baskı ve kaygı hisseden çocuklardır. Kendilerini kasarken, karınlarını kasarken, efendim kendi iç dünyasını kaskın bir vaziyette tutarken, aslında onların farkında dahi olmadan o iç ateşi, iç sıcaklığını artırırken, kakaları bir eriyik haline gelerek efendim iç çamaşırlarının içerisine doğru sızar. Çocuk bunu fark etmez. Çünkü çocuğun fark edeceği şey ancak kakasıdır. Yalnız çocuktan çıkan şey kaka değil, efendim bir eriyiktir. Kendini kasarken bağırsaklarının efendim o iç çeperi çocuğun kakasını eritirken, sıcaklıktan ve kaygıdan dolayı, kendisini gerdiğinden dolayı kakasının dış cephesini eritip
Öylece çocuk iç çamaşırının içerisine sızan bir sızıntı olarak efendim kaka kaçırır. Ve çocuk bunun farkında da değildir. Hiç baskı yapmaya, zorlamaya gerek yok. Çünkü çocuk isteyerek yaptığı bir şey değil. O sızıntı birike iç çamaşırının içerisinde bir kirliliğe dönüşür ki oldukça yoğun bir koku da yayar etrafa. Peki yapılması gerekli olan şey nedir? Eğer psikolojikse çocuk hiç fark ettirmese de ya ne kadar da cıvıl cıvıl ne kadar da koşan bir çocuk diye düşünmüş olsanız da eğer fizyolojik bir problem değilse psikolojik olan sağdaki kısmı bu. Baskı, zorlama, çocuğun hissettiği, sizin zorlamalarınız olmayabilir ama çocuğun hissettiği, zannettiği baskı ve zorlamalar çocuğun böylesi bir problemin içerisine düşmesine sebep olur. Peki kim yapıyor bu baskıyı ve zorlamaları? Anne diyor ki bizim haberimiz yok, evde de böyle bir şey yok. Babası da diyor ki zaten evde olmaması da bunun büyük işareti. Çocuk çünkü nerede baskı ve zorlama hissediyorsa orada kaçırmaya başlar. Şimdi sizin yazdığınız mesajda görüyoruz ki evde böyle bir problem yok. Nerede var? Okulda var. O zaman ilk sorunuz belki de şu olması lazım. Acaba bizim sunduğumuz eğitim imkanı çocuğa bir baskı ve zorlamaya mı dönüşüyor? Hayır hocam, bizim okulun içerisi hep cıvıl cıvıl, herkes birbiriyle neşe içerisinde, öğretmenlerimiz çok cıvıl cıvık, hep hoplayan hep zıplayan bir vaziyetteyiz. İşte bu bir baskı. Çocuk öyle birisi değil. Çocuk sakin ve sükunet içerisinde birisi. Habire herkes hoplarken, habire herkes zıplarken, habire öğretmenimiz efendim bir takım faaliyetler yapmaya çalışırken, ay ben şimdi sizlere ne yapacağım biliyor musunuz diye çocukla konuşurken, tüm bunların her birisi çocuğun duygu dünyasına uyumsuzluk olarak baskıya dönüşür. Ha, her çocuk bu baskıdan aynı şekilde mi etkilenir? Yok, bazı çocuklar kendisini bu ritme uydurur ve kendisini duyarsızlaştırır ve onlar da hoplamaya, onlar da zıplamaya başlar, onlar da hızlanmaya başlarlar ve o bir çocuğun yaşadığı problem başka başka çocuklarda başka başka şekillerde ortaya çıkabilir. Bunu görmeyebilirsiniz. Ama bir okul öncesi kurumunun bir çocuğa kazandıracağı en önemli özellik yavaşlığıdır. Eğer okul öncesi kurumları işte bir taraftan müziği açıyor, bir taraftan işte öğretmenler koşturuyor, bir taraftan telaş içerisinde bir sağa koşturma var, bir sola koşturma var. Böylesi bir ortam çocuk için uygun değil ki. Çocuk yavaştır. Ayakkabılarını bağlarken parmakları, küçücük parmakları, ince ince parmaklarıyla yavaştır. Kalemi eline alıp bir boya yapmaya başladığı sırada çocuk yavaştır. Çocuk başlangıçta arkadaşıyla konuşurken yavaştır. Ancak yetişkinler çocuğu hızlandırır. Eğer çocuk fıtratından kaynaklanan bir hızlılığa sahip değilse, ki bunları ayrıca bir kategoriye koyalım, çünkü bu türlü çocuklar genellikle üstün performanslı, üstün zekalı çocuklar da olma ihtimali vardır. Onları, yani fıtratından kaynaklanan hareketliliği olan çocukları bir tarafa koyarsak, ki bütün çocukları koyarız diye sakın söylemeyin. Hayır. Eğer çocuk hızlandırılmış ortamda, dürtüsel alanda bulunmadığı ve tüm televizyon, anne baskısı, baba baskısı, okul baskısı, tüm bunların her birisini kaldırdığınız sırada suni gıdalar, ambalajlı gıdalar, efendim kimyasal katkı maddeleriyle katkılandırılmış, sulandırılmış, efendim içerisine bir takım katkı maddeleri konulmuş, sentetik boya maddeleri konulmuş gıdalardan da çocuğu arındırdığınız zaman, televizyondan da çocuğu arındırdığınız zaman, evin içerisinde olumlu bir yaşam çocuğa sunduğunuz zaman, çocuğun yanındaki yetişkinler aceleciliği bırakıp yavaş ve sükunet içerisinde olduğu halde, eğer çocuk hızlıysa tamam, o çocuğa diyebiliriz ki fıtratından kaynaklanan bir hızlılık yaşıyor diyebiliriz. Ancak tüm bunları sunduğunuzda çocuk yavaşlıyor ise, o da kendisini uyum sağlattırıyor ise, işte bir okulun, anaokulunun, okul öncesi kurumun, bir kreşin çocuğa yapacağı en büyük iyilik yavaşlatmaktır. Ama maalesef çocukları hızlandırarak, çünkü hızlandırmak kişiyi edilgen hale getirmektir aynı zamanda. Hızlandırarak ve çocuğu edilgen hale getirerek çocuğu okul içerisinde tutmaya ve faaliyet içerisinde ve bir oraya bir buraya koşturarak tutmayı
efendim bir yetenek, bir marifet zannettikleri için okul öncesinde çocuklar zarara uğruyor da öğretmenler diyor ki ya ne güzel bizim okulumuz çok güzel, şen şaklak bir okul. Çocuğun hızlı olduğu okul, okul öncesi dönemde çocuğun hızlı olduğu ve içeride koşturmacaların olduğu okul çocuğa uygun bir okuldur diyemeyiz. Sükunet, sessizlik, dürtülerden arındırılmışlık, sesten, duvardaki efendim tablolardan, efendim kalabalık ortamdan, öğretmenin bağırtısından, çağırtısından arındırılmış bir ortamda çocuk ancak kendi özünü, fıtratını bulur. Dolayısıyla Hilal Hanım, tüm bunları neden söyledim? Eğer bir çocuğun evde kaka problemi yok ve fakat okulda çocuk kakasını kaçırıyor ise, o zaman şu anda ayrıntısıyla birlikte sunmaya çalıştığım unsurlar gibi okulunuzu bir kez daha, çocuğun öğretmenini bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim ki acaba çocuk farkına varmadan okulda kendini efendim baskı altında hissediyor olabilir mi? Kendini kasıyor olabilir mi? Kendini olmadığı haliyle göstermek için çaba sarf ediyor olabilir mi diye efendim görmenizi tavsiye ederim. Yoksa çocuğun bezlenmesi, yeniden bezlenmesi 6 yaşındaki bir çocuğu hem incitir hem de böyle bir çözüm olmaz. Çözüm, çocuğun şu anda verdiği sinyallerin acaba nerede problem olduğunu araştırmakta ve gerekirse o öğretmen arkadaşla konuşmakta yahut da eğer çocuklardan bir başkası çocuğa baskı yapıyorsa onu da bulup çocuğu sahili selamete çıkarmakta yatıyor değerli Ayşe Hanım. Hilal Hanım'ın mesajı var. Hilal Hanım şöyle yazmış. Esselamu aleyküm hocam. Sorumu hemen cevaplandırırsanız çok memnun olurum. Efendimle beraber dinliyoruz programlarınızı. Hocam ben bir anne olarak çocuk yetiştirme konusunda çok mu abartıyorum bilemiyorum. Bana göre çocuk korkutulmamalı. Siz de öyle söylüyorsunuz. Fakat benim efendim, babam da dahil olmak üzere çocuğun evde birini sayması gerekir kanısındalar. Hatta dün akşam çocuk nasıl korkutulur? Ben çocuğu şöyle şöyle korkuttum. Çocuk artık benim yanımda şöyle siniyor diye övünülesi muhabbetler vardı. Onlara göre birinin dur demesinden çocuk anlamazsa olmaz diyorlar. Bizim 4,5 yaşında ve 1,5 yaşında iki kızımız var. Mesela efendim büyük kızımıza bir şey bir kere yapma dediği zaman iki veya üçüncü de kızarak söylüyor. Onun anlaması gerektiğini düşünüyor ve kızım bu duruma çok üzülüp anne babam bana yine kızdı deyip ağlıyor. Hatta geçen gün dizini yanlışlıkla kardeşinin kafasına çarptı ve kardeşi ağlayınca o da ağlamaya başladı. Söylediği şey anne babama sakın söyleme oldu. Ben efendimle bu konuyu konuşmaya çalıştığımda örnek şahsiyetlerin böyle ezilerek yetişmediğini söylediğimde bana Fatih Sultan Mehmet'in hocasının onu hizaya almak için dayak bile attığını, kızımız için de korkacak bir daha yapmayacak düşüncesinde. Bir uzman eşliğinde yardım almak istiyoruz. Yardımcı olursanız çok memnun oluruz diye yazmış Hilal Hanım. Şimdi değerli Hilal Hanım, eşinizin söylediği şeyler doğru, yanlış değil. Yani örneğin eşiniz diyor ki, babanız diyor ki, çocuğun evde birini sayması lazım. Evet, doğru. Hatta birini değil, çocuğun evde anne babasını sayması lazım. Anne babanın da çocuğu sayması lazım. Evde saygın bir iletişim olması lazım. Eşinizin beklediği şey doğru bir şey. Ancak kullandığı unsur yanlış. Yani çocuğa bir iki kere seslendi. Ondan sonra çocuk yerine getirmedi. Çocuğa bağırarak ve onu sesiyle ezerek çocuktan saygınlık oluşmaz ki. Öte yandan diyorsunuz ki çocuğa efendim bir kişinin dur dediğinde çocuğun durması lazım. Evet, belli bir yaşa geldiğinde, altını çiziyorum, belli bir yaşa geldiğinde çocuğa kızım yapma istersen dur o yanlış diye söylediğinizde
Çocuk ebeveynine karşı duyduğu muhabbet ve ebeveynine karşı duyduğu itaat hissiyle, onu rehberliğiyle, onu rehber olarak kabul etmesiyle, evet, ateşe elini uzatıyorsa, rehberi de diyorsa ki kızım yapma istersen dur diyorsa, çocuğun o ateşin yakıcılığını bilmesi, rehberine de güvenerek elini durdurması lazım. Ancak bunun yolu ve yöntemi şiddet kullanmak değil ki. Çocuk incitilerek davranış öğretilmez ki. Eğer böyle bir davranış vardıysa, siz mütedeyyin bir hanımefendi olduğunuzu düşünüyorum ki bunu söylüyorum. Eğer böyle olmuş olsaydı, Peygamber Efendimiz de çocukları nasıl dövüleceğini tarif ederdi. Yok öyle bir şey. Büyük şahsiyetlerin siz nasıl onurluca yetiştirildiğinden bahsediyorsunuz. Efendim, eşiniz de Fatih Sultan Mehmet'in nasıl dayağa çekildiğinden bahsediyor. Yani ben Fatih Sultan Mehmet'in 4 yaşındayken nasıl dayağa çekildiğini, nasıl incitildiğini hiçbir yerde okumadım. 4 yaşındaki bir çocuk, ki kızınız 4,5 yaşında, kardeşine yanlışlıkla ayağını çarpıp kardeşi de ağladığı sırada, efendim, korkarak, sinerek ne olur babama söyleme demiş olması çocuk açısından doğru bir davranış değil. Ve böyle incittiğiniz ve böyle ezilen bir çocuk ileride, efendim, yeteneksiz, içine kapanık, sosyal alanda, efendim, olamayan, kendi evliliğinde de belki, efendim, kendini ortaya koyamayan ve hep içerisinde belki de duygu dünyası eksik, yarım kalan bir vaziyette olur. Halbuki çocuk kimden ne kadar ilgi ve sevgi görürse, kime coşkun bir şekilde bağlanırsa ve kim onun yolunu açarsa ve kim onunla çocuk olursa ve kim onu sırtına bindirirse ve kim çocukla evin içerisinde coştuysa, kim çocukla evin içerisinde koştuysa, çocuk ona bağlanır. Ona bağlandığı çocuk da belli bir zamandan sonra bağlandığı kişinin sözünü dinler, efendim, ona tesir eder o kişi. Ama böylesi eğer baskı ve zorlamalar ve korkutmacalar ile ve nasıl eziliyor olduğu ve sözü nasıl da dinleniliyor olduğu baskısını da övünerek anlatmalar ile yetiştirilen çocuk, yarın 18 yaşına geldiğinde bu çocuğun içinde duygu dünyası kıpır kıpır olacak, arkasına dönecek bakacak asık suratlı bir baba, kendisini anlamayan bir anne, dışarıda da kendisine gülen, tebessüm eden bir dünya, ikisinin arasında tercih yapacağı sırada kendi duygularına daha çok hitap eden bir yeri tercih edecek. Buna vefasızlık diyemezsiniz, bu çocuk elden çıktı diyemezsiniz. Çünkü hitap edemediniz, kendinizi sevdiremediniz. Bir ebeveyn kendisini çirkin gösterir mi hiç çocuğuna? Hayır. Hilal Hanım, tabii eşinizin de kendisine has çocuk yetiştirme, anne babasından getirdiği gelenek, etrafında gördüğü görenekler var. Eğer bir uzman desteği alır ve çocuk hangi yaşta neyi yaşıyor ve bırakın çocuk duygu dünyasını yaşasın, erken yaşta, efendim, çocuğu kısıtlamak yerine çocukla bağ kurup ona tesir gücü oluşturup ileride çocuğu yavaş yavaş kendi dairesinin içerisine ve ahlak öğretilerinin içerisine alırsanız, o zaman daha kolay olur. Maalesef bir de atasözümüz var ki oldukça yanlış anlaşılan ve bunu da kendilerine rehber edinenler var. Hani diyorlar ya, ağaç yaş iken eğilir. Doğru, ağaç yaş iken eğilir. Ama atasözümüz demiyor ki, ağaç yaş iken eğdirilir denmiyor ki. Eğilir diyor. Niye? Ağaç o kendi içerisindeki doluluğuyla, yeşermesiyle, günün kendisine tebessüm etmesiyle, içinde bulunduğu atmosfer ile mütevazice böylece boynunu aşağıya doğru, eğer içerisindeki o doluluğa rağmen. Ama siz ağaç yaş iken eğdirilir der ve o incecik dalı kendiniz eğdirmeye kalkarsanız, o zaman çıt diye kırarsınız. Mütevazi bir çocuğunuz olsun, dindar bir çocuğunuz olsun, mütedeyyin bir çocuğunuz olsun ve fakat içi de dolu dolu bilerek, görerek inanan ve hakkel yakın gibi sanki tutarak inanan bir çocuğunuz olmasını istiyorsanız, onu korkutarak değil, coşku dolu sevgiyle yetiştirmeniz lazım. Çünkü korkutulmayan çocuk
sevgi duyar, sevilecek yerleri. Efendim, Melek Hanım'ın mesajı var sırada. Melek Hanım şöyle sormuş. Öncelikle ben çalışan bir anneyim. 3 yaşını yeni dolduran oğluma yemek yedirmek benim ve ona bakanlar için bir işkenceye dönüştü. Her akşam vakti yaklaştığında oğlumun yemek yemek saati geldi diye kara kara düşünüyorum. Bırakın kendisinin yemesini, biz yedirirken bile ağzını açmıyor. Açtığında ağzına aldığı bir lokmayı saatlerce ağzında tutuyor. Etrafımızda herkes bırak aç kaldığında yer diyorlar. Ama sabahtan akşama kadar aç kalsın yine de ben açım demiyor. Elinde öyle abur cubur yemeği de hiç sevmez. Biri çikolata yer misin diye sorsa hayır yemem der. Yemeğe karşı bir tutum geliştirdi. Biraz bu bizden kaynaklanıyor, onun farkındayım. Çok fazla üstüne gidiyoruz ve öğünleri takip ediyoruz. Hala açlığın ne demek olduğunu bence bilmiyor, onu bu fırsatı tanımadık. Yemek yemediğinde hemen halsizleşen bir çocuk olduğu için aman Eren yesin diye yapmadığımız kalmadı. Bundan dolayı hala kaşık çatal kullanmasını da bilmiyor. Bu sorunun farkındayım ama bu kadar büyük olduğunu yeni fark ettim. Oğlumu 20 gün önce bir oyun evine verdim. Her şey normaldi ancak yemek saati geldiğinde ağlamalar başlamış. Yemek yememek için eve gitmek istemiş. Arkadaşlarını görüp yiyeceğini düşünürken daha kötü oldu. Son 2 gündür de bir anaokuluna verdik. Orada 2 gündür sabah öğlen yemek yemeyip ağladığı için öğretmenleri almamızı söylediler. 3 gündür yemek yemezse akşamları vermemeye çalışıyorum. Ancak o kadar zayıfladı ki halsizleşme başladı. Ayrıca kabızlık sorunu olan bir çocuk olduğu için daha da zor bir hale geldi. Şöyle bir örnek vereyim. Kitap okuyorum kendisine. Orada kişilerin kahvaltı yaptığını okursam anne ben yemek yemeyeceğim diyor. Yardımlarınızı bekliyorum diye yazmış Melek Hanım. Şimdi değerli Melek Hanım, önce şu noktaya varmış mısınız onu bir mutlaka tespitini yapmak lazım. Bu da bir hekimle yapılacak bir şey. Çocuğun sindirim sistemi, midesi, bağırsağı, yutağı, efendim ağzı, damağı bir tembelliğin içerisine girmiş mi? Yani çocuk belki başlangıçta sizin baskı ve zorlamalarınızla yemeğe karşı tepki gösterdi ama şimdi artık vücudun o organları kendine has işlevini yapamayacak bir vaziyette tembelliğin içerisinde mi? Mideye atılan bir yiyecek çocukta tiksinti oluşturup neredeyse istifra edecek bir vaziyete gelecek şekilde acaba bünyesel bir tepkiye dönüşmüş mü? Yani çocuğun fiziksel sindirim sistemi acaba hala işlevsel duruyor mu ki bununla ilgili bir şey söylemişsiniz. Efendim bağırsaklarının çalışmadığını ve kabızlık probleminin başladığını yazmışsınız. Bu demek ki çocuğun artık belki psikolojik olarak başlanılan o zorla yemek yedirme serüveni çocuğun fizyolojisine vurmuş olma ihtimali var. Dolayısıyla ilk yapacağınız şey bir hekimle görüşüp acaba vücudunun organlarının normal çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmeniz. Eğer bu yerindeyse hiç olmazsa sıvı gıdalarla belki de çocuğun bu geçiş aşamasını yapın. Ancak şunu ilave edeceğim ben size. Çocuğunuzla bir hafta 15 gün efendim bir köy ortamına, bir eğer anne babanız yaşıyorsa bir kır ortamında, akrabalarınız varsa bir kır ortamında, bir Anadolu içlerine toprakla çocuğun haşır neşir olacağı ve birkaç çocukla birlikte mahallede koşacağı bir ortama götürün. Çocuklar otursunlar yerde yemek yerken, birisi elmayı efendim yıkayıp ağzında çatır çatır yerken, bir başkası eline salatalığı alıp yerken, 3-5 tane çocukla bir araya geldiğinde çocuk onlarla birlikte, siz hiç karışmayın, birisi yerken, birisi su içerken, birisi koşarken, efendim birisi meyveyi, birisi sebzeyi tüketirken, çocuk da adım adım onlarla birlikte efendim bunu yiyebilir. Açık ortam, havadar ortam, çocukların çocukla birlikte olduğu doğal ortam, topraklı ortam ve çocuğun o ortam içerisinde serbest kalmış olması, koşması, coşması
çocuğun bu bozulmuş olan yemek yeme sistemini yeniden yerine gelmesi için, psikolojik olarak yerine gelmesi için oldukça etkin bir yöntemdir. 2 hafta eğer işinizden izin alabilir ve böylesi bir ortama çocuğunuzu sokabilirseniz, çocuğunuz orada kendisine geleceğini düşünüyorum. Eğer bu da çare olmazsa o zaman tedavi yoluna gitmeniz lazım. Çünkü söylediğiniz şeyler, efendim, çocuğun bünyesel tepkisine neden olan şeyler, onun ağır bir durumla karşı karşıya kaldığınızın da işaretini veriyor. Efendim, bugünkü yayınımız da burada sona erdi. Yarın saat 9.30'da yine sizlerle birlikte olacağımızı düşünüyoruz. Efendim, hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.